AK Parti Tokat Milletvekili ve Milletvekili adayı Yusuf Beyazıt, Mahmutpaşa Mahallesi'nde miting düzenledi. İşte Tokat burada. Hepinize en kalbi duygularımı selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Akşamımız mübarek olsun. Gecemiz mübarek olsun. İşte 24 Haziran'ın ayak sesleri. İşte şu anda şu meydanda bulunanlar. İşte şuradaki hanımefendiler, beyefendiler. 24 Haziran'ın buşçusu gibi güzel bir ses olarak buradalar. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Hepinize teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, değerli hemşehrilerim, geçen meydandaki konuşmamda da söyledim. Allah'ın izni keremiyle Tokat'tan bir tokat vurulacak ki o tokadın sesi ta Pensilvanya'dan duyulacak. O tokadın sesi, o tokadın sesi ta İsrail'den duyulacak. Tokat, Tokat öyle bir ses verin ki, öyle bir 24 Haziran'da ders verin ki, o ses, o ses Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den duyulsun. Ey bir gafiller, şu anda Türk askeri Kandil'in hemen önünde Allah'ın izni keremiyle en yakında, en yakında o Kandil'e şanlı Türk bayrağını en inşallah dikeceğiz. Orayı da, orayı da onların o inlerini, o mağaralarını, onların tepesine, tepesine yıkacağız inşallah. Değerli hemşehrilerim, sözde bunların cumhurbaşkanı adayları, bunların sözde cumhurbaşkanı adayları, birisi çıkmış, ben hastaneleri kapatacağım, ben hızlı trenleri yasaklayacağım, ben duble yolları kapatacağım diyorlar. Kimisi çıkmış, kimisi çıkmış, ben TİKA'yı kapatacağım, sen TİKA'yı Mostar Köprüsü'nü yaptı diye mi kapatacaksın? O Sırpların, o Hırvatların gücü yetmedi o Mostar Köprüsü'nü kapatmaya. Sen TİKA'yı, camileri, medreseleri onardı diye mi kapatacaksın? Ey gafiller, ey şaşkınlar, bu ülkeden nefes alıp, bu ülkeden beslenip, bu ülkede, bu vatanda yaşayıp da bu ülkeye, bu ülkeye bunu nasıl reva görürsünüz? Değerli kardeşlerim, çıkmış birisi diyor ki ben TRT'yi kapatacağım. O TRT Abdülhamit Han orada İngiliz büyükelçisine Osmanlı tokadını, tokadın tokadını vurdu diye mi kapatacaksın? Yıllarca, yıllarca bu milletin televizyonlarından kimisi Roma'nın kahramanlarını, kimisi Atina'nın, Yunan'ın efsanelerini bize kahraman diye yutturmadılar mı? Şimdi Diriliş dizisinde biz tarihimizi öğreniyoruz, biz kahramanlıklarımızı öğreniyoruz diye mi sen TRT'yi kapatacaksın? Birisi çıkmış, birisi çıkmış diyor ki, diyor ki ben eğitimi, kesintisiz eğitimi 8 yıl yapacağım diyor. Biz bu CHP'nin, bu CHP'nin cibilliyetini biliyoruz, karaktersizliğini biliyoruz. Bu CHP'nin biz Tokat'ta camileri nasıl sattığını, hanları, hamamları nasıl sattığını en iyi ben biliyorum, en iyi sizler biliyorsunuz. Bunlar, bunlar yıkım ekibi, yapım ekibi değil, yapmaya değil, yıkmaya geliyorlar. Bunların derdi, derdi yapmak değil. Recep Tayyip Erdoğan'ın dış güçlerle beraber önünü kesmenin, önünü kesmenin hesabını yapıyorlar. Ama bu gariplerin, bu şehitlerin, bu gazilerin, bu masumların, bu masumların, bu insanların duası sizi çarpmaya yeter. Buna bu millet asla izin vermeyecektir.
Değerli kardeşlerim, ben Ömer hocam biraz fazla konuşsun diye, biraz sesimi idareli kullanayım diye sizlerden ayrılmak zorundayım. Hakkınızı helal edin. 24 Haziran'a kadar en az 100 kişiye ulaşmak için söz veriyor musunuz? Durmak yok, yola devam diyor musunuz? Vakit Tokat vaktidir. Vakit Türkiye vaktidir. Vakit orada 24 Haziran'da bunlara en büyük dersi verme vaktidir diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hepinize sağ olun, var olun diyorum. Teşekkürler. AK Parti Tokat Milletvekili adayı Özlem Zengin, sosyal politikalara bağlı kurumlar ile ilgili yorumlarda bulundu. Efendim, AK Parti yönetiminin en fazla destek verdiği kurumlarda sosyal politikalar kurumları. Bu konuda bir açıklamanız var mı, bir demeç alabilir miyim? Şimdi aslında bildiğimiz bir şeyi sahada görmek çok anlamlı. Neredeyse seçim kampanyamızın sonuna geldik. Biraz evvel içeride arkadaşlarımla konuşurken de şunu fark ettim ki, bir kez daha sahada, bizim birkaç alanda hemen hemen hiçbir sorunumuz yok. İşte hastaneler mesela, gidiyorsunuz birebir sağlık hizmeti alan herkes çok memnun. Köylere gidiyorsunuz, köylerdeki vatandaşlarımız herkese öyle. Bizim yani en gönülden destek veren insanlarımız onlar. Bir diğer önemli baktığım zaman da insan grubu, devletin sosyal hizmet anlayışıyla yaklaşımda bulunduğu insanlarımız. İşte engellisine maaş verdiği, evde bakım hizmetiyle temas ettiği, şiddete uğrayan kadınlarla ilgili olarak yardımda bulunduğu. Yani sosyal devlet anlayışının temas ettiği yaklaşımlar, bakanlıkların hizmetleri muazzam bir karşılık görüyor. Çünkü birebir hayatı değişiyor. Siz yaptığınız işlerle görünen ya da görünmeyen bir yerde insanın hayatına dokunduğunuz zaman inanılmaz bir karşılığı var. Kaldı ki bakanlığımızın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın içinde bulunduğu yapı kimsenin görmediği yerdeki insanlara dokunanlar. Biz bugün burada arkadaşlarımıza hem teşekkür ettik, başta il müdürümüz olmak üzere. Hem de birebir gördük bugün buradaki insanlar nasıl gelmişler, nereden duymuşlar, hangi talepleri var, nasıl takip ediliyor. Her bir arkadaşımız özveriyle işini takip ediyor. Çünkü özellikle bu bakanlığın hizmetlerinin bir ayağı da hani Allah rızası. Dua almak, o insanların hayır duasını alabilmek, onların hayatında en ufak da olsa bir değişiklikte olmasını sağlamak. Böyle bakıldığı zaman yani hizmet denen şey aslında bu. Hayatı dönüştürebilmek. Bir kez daha bunu sahada gördüğümüz güzel şeyleri arkadaşlarımıza anlatmak, yani hakikaten çok iyi işler yapmışsınız, teşekkür ederiz demek, onları da motive etmek. Sadece bir seçim kampanyası değil, biz aslında karşılıklı da birbirimizi motive ediyoruz. Alanda gördüklerimiz için teşekkür ettik. İnşallah daha iyi işler olacak. Sağ olsunlar. Her biri elinden geleni yapmış. Onu görmüş olduk. AK Parti Tokat Milletvekili adayı Mustafa Arslan, kısa süre kalan seçimler ile ilgili yorumlarda bulundu. Efendim, çok az kaldı artık seçimlere. Sizden evet, bir Tokat değerlendirmesi alabilir miyiz? Şimdi 4. haftadayız, seçim çalışmaları başlayalı. Bu zamana kadar bütün ilçeleri gezdik. İlçelerin tamamında seçim çalışmalarımızın büyük kısmını tamamladık. İşte son düzlükteyiz şu anda. Seçim çalışmalarının başladığı tarihle bu tarih arasında vatandaşın bize karşı teveccühünü, vatandaşın ilgisini, vatandaşın yorumlarını aldığımız zaman seçmenlerimizin büyük kısmı AK Parti'yi tercih ediyor. Cumhur İttifakı'na büyük bir yöneliş var Allah'ın izniyle. Bunun dışında televizyonlardaki anket şirketlerinin yayınladığı anketlerle vatandaşın içerisindeki bizim edindiğimiz izlenim çok farklı. Bu seçimde seçmenlerimiz anket şirketlerini yanıltacak. İnşallah seçimlerde AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sandıkları patlatacağız. Biz çok olumlu, çok iyi bir netice bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızı ilk turda iyi bir çoğunlukla seçeceğiz. Millet Meclisi'nde de Cumhur İttifakı önemli bir sandalye sayısı alacak. Biz bu seçimlerin neticesinden çok ümitliyiz. Saadet Partisi Tokat Milletvekili adayı Bilal Aydın seçim öncesi çalışmalarını anlattı. Biz genelde seçmenlere diyoruz ki aslında bu seçime hep baskın seçim diyorlar da, baskın seçim biz siyasiler için değil de daha çok çalışan esnaflarımız için, seçmenler için bir baskın seçim. Niye? İnsanlarımıza biz gidip de neler yapabileceklerimizi anlatmak istiyoruz. Ve bu anlamda da insanlarımıza gidip de
hangi sıkıntılar var, hangi sıkıntılarımızla alakalı Tokat'ta çalışma yapmamız gerekir, bunları dile getirmek istiyoruz. Ama gün az, seçime çıktığımız 30 gün içerisinde muazzam bir çalışma sergiliyoruz. Bu süre zarfı içerisinde de insanlarımızla yapmış olduğumuz diyaloglarda hakikaten varımızı yoğumuzu ortaya koyduk. Güzel, verimli çalışmalar da elde ettik elhamdülillah. Ama bu 30 gün içerisinde Tokat'ta uğraşmamız gereken, ulaşmamız gereken 410 bin seçmen var. Evet. Bunların hepsine ulaşabilme imkanımız maalesef yok. Sizler aracılığıyla da bu kardeşlerimize de ulaşmak için de gayret sarf ediyoruz. Yangın var. Hakikaten Türkiye'de ve özellikle ilimizde büyük sıkıntılar var. Biz daha önce 7 milletvekiliyle Tokat'ı tararken bugün 5 milletvekili aynı Tokat'ı taramaya çalışıyoruz. İşsizlik had safhaya çıkmış. Ben artık esnaflarımıza işiniz nasıl diye sormuyorum. Sormak istemiyorum çünkü bu sıkıntılı halleri bizi üzüyor. İnşallah biz Saadet iktidarında özellikle Temel Başkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'de yeniden ağır sanayi hamlesini, fabrikalaşmayı tamamlamak istiyoruz. Ben bir örnek vereyim. Biz 74'te Ecevit'te iktidar olduğumuzda 400 tane ağır sanayi fabrikasının projelerini yaptıydık. O zaman Türkiye'deki il sayısı 81 tane değildi. Fakat yine 81 kabul edersek her ile 5 tane fabrika düşerdi. Her birine 5000 kişi çalışsa 25 bin kişi ederdi. Bunun altyapısı, nakliyesi, bunları da ilave ettiğimiz zaman 50 bin kişiye istihdam sağlayabilecek bir sektörü ortaya koyacaktık. Ama şimdi var olanları da biz kaybettik. Ben bazen diyorum ki biz o zaman bu 400 tane fabrikayı da ortaya koysaydık şu anda herhalde 350'si de satılmış olurdu. Hakikaten sıkıntılı bir durum. İnsanlarımız inşallah bu gerçeği görecekler. Ve Milli Görüş'ün, Saadet Partisi'nin şu anda yüksek bir oy oranıyla bu seçimi tamamlayacağına olan inancımız günden güne artıyor. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sizin vesilenizle de tüm hemşehrilerimize geçmiş bayramının mübarek olmasını diliyorum. Ve bu seçimde Milli Görüş'ün inşallah tekrardan iktidara gelmesini Cenab-ı Hak'tan da niyaz ediyorum. Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesi Başkanı Ali Aras, seçim öncesi siyasilerden taleplerini mikrofonlarımıza aktardı. Şimdi biliyorsunuz engellerimiz imarı yapılanmada olsun şehirlerde bir takım zorluklar çekiyor. Tabii ki eskiye bakarak şu anda merkezlerimiz iyi ama yeterli mi? Yetersiz. Bunun için siyasi partilerin temsilcileri bizler ziyaret ettikleri için çok memnun oluyoruz. Sebebi de biliyorsunuz toplu taşım araçları uygun değil, yollar, kaldırımlar uygun değil. İnşallah bunları anlatırız. Bunlar da bize çözüm yolu bulur diye düşünüyoruz. Bu anlamda diğer siyasi partilere de bizim kapımız sonuna kadar açık. Bizim siyasi parti üstü biz sivil toplum örgütüyüz biz. Her kesimden, her ırktan, mezhepten işte herkes kesimden engellimiz olduğu için kamuoyu dernek olduğumuz için bizim kapımız sonuna kadar Tokat temsilcilerimize, siyasi temsilcilerine açık tutuyoruz. Bu anlamda inşallah 24 Haziran'dan sonra engelliler gibi daha çok çalışacaklarını, engellilerin yaşam şartlarını kolaylaştırmak için ellerinden gelecek her türlü kolaylığı göstereceklerine inanıyorum. Mustafa Aslan Bey'in de bizleri ziyaret etmesi bizleri son derece memnun etmiştir. Ben de kendilerine teşekkür ediyorum bu anlamda. Türkiye Şampiyonası 2. kademe futbol müsabakalarına ait 4 takım Tokat Merkez'de 20-22 Haziran tarihleri arasında oynanacak olup birinci olan takım Türkiye Şampiyonası'na katılacak. İlimizde oynanacak 2. kademe maçlara katılacak olan takımlar ise Trabzon Araklı, Kayseri Şeker, Samsun Atakum Belediyespor, Trabzon Söğütlü Spor. Bu gençlerimizin elinden tuttuğumuz, gençlerimizi en azından kötü alışkanlıklardan kurtarıyorsunuz. Sporla meşgul olmalarına, onların geleceklerine yön veriyorsunuz. Biliyorsunuz bir öğretmen, iki hoca, yani antrenör, gençlerle en çok uğraşan kişiler. Onun için bizlere, sizlere çok iş düşüyor. Bu gençlerimizi bu toplumda kötü alışkanlıklara düşmemesi için elimizden geleni yapacağız. Sağ olsun. Cumhurbaşkanımız da işte emirleriyle, işte başbakanımızın, bakanımızın emriyle, genel müdürlüğümüzün de şeyiyle kulüplerimize biliyorsunuz bir maddi yardımda destekte bulundular. Bilmiyorum sizin illere de geldi mi? Tüm illere var.
emirlerimize 81 illerde geldi. İşte Allah razı olsun. Ha, çok bir para mıdır? Değildir ama lokma karın doyurmaz, şefa tartırır derler Anadolu'da. Öyle bir şey vardır. Allah razı olsun. En azından kulüplerimizi düşünmüşler, bizleri düşünmüşler. Onun için şahsımızda kendilerine de teşekkür ediyorum. Herkese başarılar diliyorum. Yani fair play çerçevesi içerisinde geçmesini diliyorum. Ha, müsabakalarda olabilir, hatalarımız da olabilir, bizlerin hatası olabilir, eksiğimiz olabilir, hakemlerimizin eksiği olabilir. Yani biliyorsunuz bunlar büyük müsabakalarda da olabilir, Dünya Kupası'nda da olabilir bir hatalar. Karşılıklı iyi niyetle bunu götürürsek inşallah buradan en iyi bir şekilde ayrılırız diye düşünüyorum. Yani herkese başarılar diliyorum. Asya Kebap Başkanım Sezai Bey'e sözü bırakıyorum. Evet değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz ilimize. Bizler devamlı TASK olarak bir sözümüz var, biz bir aileyiz diye. Gerçekten spor camiası bir aile. Siz ne kadar illeriniz farklı olsa da biz bir aileyiz, biz bir aynı yuvadayız. İnşallah bize bu sene TASK uygun gördü. İki tane U19 Türkiye Şampiyonası ayağını, birinci ve ikinci ayağını yaptık. Bir de U17 yapacağız inşallah. Değerli arkadaşlar, Şube Müdür arkadaşımın da söylediği gibi önemli olan sporda mağlubiyet de var, galibiyet de var. Centilmenlik ön planda gelir. Biz burada sporcusuyla, antrenörüyle, hakemiyle, il temsilcisiyle, spor il müdürlüğüyle centilmence sabakalarımızı tamamlamaya gayret edeceğiz. Buradaki çocuklarımızın ileriye yönelik bizlerden gördüğü davranışları kendilerine idol olacağını biliyoruz. Onun için yakışan davranışta bulunacağız. Burada en iyi şekilde müsabakalarımızı neticelendirip bir sakatlık olmadan illerimize dönmek bizleri mutlu eder. Burada biz size bir ben Asya Kupa Başkanı olarak, yönetimim olarak, hakemler derneğim olarak, tüm arkadaşlarım olarak söylüyorum. Biz her zaman emrinizdeyiz. Misafirperverliğimizi en üst düzeyde yapmaya gayret edeceğiz. Tüm takımlara başarılar diliyoruz. Müsterih olasınız. Biraz sonra arkadaşım da hakem komite derneğinde belki söyleyecekleri vardır. Başarılar diliyorum. Sağ salim bitmesini Yüce Allah'tan temin ediyorum. Hepinize tekrardan hoş geldiniz diliyorum. Sayın temsilcim. Arkadaşlarım hoş geldiniz. Bir statümüz var. Eğer bilgilendirmek şeyinde kalırsanız, bilgilendireyim de size ihtiyacında kalırsanız, bilmiyorum ki Türkiye Kupası'nı oynadığınız yıllarca da aynı takımlar hemen hemen karşılaşıyoruz. Bilmediğiniz konuda bir şeyler falan varsa, aklınıza takılan bir şey varsa onlar hakkında ben yardımcı olayım. Ondan sonra da kura çekimine geçelim. Statü biliyorsunuz, iki tane Trabzon takımımız var. Bu iki Trabzon takımın birinci günü oynaması gerekiyor, son güne kalmaması gerekiyor. 1-4 veya 3-2 diğer takımlarımız da diğer rakamları çekecektir. Hakem kurallar hakkında hakem arkadaşlarımız size, yani çocuklarımızın göreceği cezaya göre ne almaları gerekiyor, tedbirli konulması gerekiyor, tedbirsiz mi olması gerekiyor, onlar hakkında da bilgi verecekler. Allah yardımcımız olsun cümlede spor camiası olarak elimizden ne gelirse sizin için yapmaya gayret göstereceğiz. İnşallah Allah gönlümüze göre verir. Buradan çıkacak takımımız, zaten gidecek takımımız otomatikman Türkiye dördüncüsü olmuş oluyor. İnşallah buradan giden takım Türkiye birincisi olur. Biz de bundan nasiplenmiş oluruz, gurur duyarız. Hepinize başarılar dilerim. Evet, Güven Altunkara, İl Hakem Kurulu Hakem Atama Sorumlusuyum. Hepiniz hoş geldiniz. İyi bir turnuva olsun. Bundan evvelki turnuvalarda yaşadığımız o güzellikleri bugüne de taşımak istiyoruz. Daha belki turnuvalarımızda yönetimsel bazda hiçbir sıkıntı yaşamadık. İnşallah bundan sonra da olmayacaktır. Öyle ümit ediyoruz. Ama futbolun bazen oyunun içerisinde her şey olabiliyor. Sizlerden ricamız, kenar yönetimler bizlere yardımcı olduğu sürece bizler de sahada, hakem arkadaşlarım, kardeşlerimiz size istediğiniz şekilde yardımcı olacaklardır. Siz eğitimin içerisindeyiz, küçük çocukları eğitiyorsunuz. Bizler de hakemlerimizle beraberiz. Hep beraber bu taşın altına elimizi sokup ve devam edeceğiz. 17 kuralın 17'sinden geçerli olduğu bir müsabaka aynı şekilde devam edecektir. Kurallar uygulanacaktır. Herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı tahmin etmiyorum. Ben de sözü tekrar dernek başkanımıza vereyim. Sizlere teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum. Hoş geldiniz diliyorum. Harun Toplar, klasman hakemiyim. Hakemlik yapıyorum. Aynı zamanda dernek başkanıyım.
Hoş geldiniz diliyorum tekrar. İnşallah kazasız belasız sakatlık olmadan bir temsilcimizin temelline katılıyorum. İnşallah buradaki takımlardan birisi Türkiye şampiyonu olur. Bizim maçını yönettiğimiz bir takım Türkiye şampiyonu olur. Onun dışında sahada sizin futbolun ve futbol paydaşlarının beklediği adil yönetimi göstermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bununla ilgili antrenmanlarımız olsun, mental anlamda çalışmalarımız olsun, hepsini tam yapıyoruz. O şekilde hiçbir sıkıntınız olmasın. Zaten buradan sizlerden de yüzünüzden aldığımız tepkiler, konuşmalarınızdan aldığımız tepkiler güzel bir turnuva geçeceğini umut ediyoruz. Güzel olacak. Tekrar başarılar diliyorum. Evet, TÜFAT adına Yavuz Hocam, sizler bir şey der misiniz? Hocam, ben de arkadaşlara hoş geldin diyorum. Bütün katılımcı takımlara başarılar diliyorum. Maç yapacağını, müsabaka oynayacağını yerinde aynı zamanda tesis amiri benim. Bütün konularda elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı oluruz arkadaşlar. Evet hocalarım, sizlerin söyleyeceği bizlerden isteği, bizlerden talebi nedir? Hocam. Yani çok da söylenecek bir şey yok. Söylenmesi gereken her şeyi söylediniz. İnşallah kazasız belasız iyi bir turnuva olur. Hak eden takım kazanır. Evet, temennimiz bu. Kesinlikle inşallah sakatlık olmaz. İnşallah, inşallah. Teşekkür ediyorum. Hocam. Yani hepimizin amacı belli. Sporcu yetiştirme gayesinde gelen insanlarız. Artı yaşamın içerisinde dururken de sporcularımızı zaten kaliteli insanlar olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Başarı, şampiyonluk inanın önemli değil. Maksat buraya gelebilmek, oynayabilmek, o çocukları buraya getirebilmek. Yani biz buraya gelmeden önce Tokat dediğimizde en iyi ağırlanacağımızı söylediler. Hem hakemler tarafından çok ideal bir şekilde yönetilen hem yönetim anlamında. İnşallah mahcup olmaz. İnşallah. Rabbim bütün yani hak eden kazansın. Yardımcımız olsun. Hayırlısı olsun. Evet hocam. Yani biz bu sene U19'un ikinci kademesinde de kulübümüz buradaydı. Geçen sene U16'da da yine geldik. Biz yani Tokat'ta olmaktan mutluyuz. Daha önce bir sorun yaşamadık. Ben diğer takımlara da başarılar diliyorum. Sağ ol. Teşekkürler. Sağ ol, teşekkür ederim. Hocam, size bir şey söyleyeyim. Atakum Belediyespor'dan Volkan Hoca ben. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Yani sizlere de dediği gibi inşallah buradan çıkacak takım Türkiye şampiyonu olacaktır. Buna ben de inanıyorum yürekten. Allah sakatlık kaza bela vermesin. Gerisi önemli. Yani. Sağ ol, teşekkür ederim hocam. Evet, kura'ya geçelim derim. Geçelim. Sağ olun.